Bodrum Yalıkavak ön tarafı biraz açık olduğu için tatlı tatlı rüzgarı var ve burada insanlar sörf yapıyorlar sevgili seyircilerimiz. Yalıkavak'ta dolaşırken dikkatinizi bir şey çekecektir. Kaya diplerinde sağda solda böyle kaktüse benzeyen bir bitki vardır. Ablamız da burada topluyor. Acaba nedir bu, ne iştir? Efendim kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş gördük, nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz. Biz de iyiyiz, sağ olun, çok teşekkür ederiz. İsim nedir efendim sizin? Ben şaşırdım sizi görünce. Öyle mi? İsim evet. Nedir? İsmim Ayşe. Ayşe Hanım efendim, buralı mısınız efendim? Buralıyız. Bu topladığınız nedir efendim? Bu kaktüs, kaynana dili diyoruz biz buna. Buyur? Kaynana dili diyoruz biz buna. Görebilir miyiz acaba? Dikenli mi? Çok dikenli, batar. Hele bu saatte aslında toplanmaz da benim kaynanam istedi. Ha, siz kaynananıza mı topluyorsunuz? Aa evet. Kaynana dilini ne yapacakmış efendim kaynananız? Yiyecekmiş. Ama çok ilginç. Onu ben bir sevgili izleyicilerimize bir göstereyim efendim. Bu böyle son derece dikenli. Tabii ya. Bu sabah ya da akşam toplanır. Bak ellerime. Ama git topla dedi, ne yapacağım? Ama şimdi sabah ya da akşam değil, öğlen sıcağında topluyorsunuz siz bunu. Mecburen. Niye efendim mecburen? Kaynanam istedi. Hocam siz... Siz kaynananızın her istediğini yapar mısınız efendim? Yapmak zorundayım. Burada adet mi böyledir yoksa sizin yapınız mı? Tabii adet böyle. İsterseniz yapmayın, akşam söyler. Ondan sonra bir sürü tatsızlık. Eşinize yani mi söylüyor? Şimdi yiyecek, yemekten önce yiyecekmiş. Bunlar yemekten önce mi yenilir? Aslında kendi dili daha dikenli. Buyurun. Onun dili daha dikenli aslında. Kaynananızın. Tabii. Tabii kaynana burada olmayınca arkasına hakikaten... Rahat. Oo, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu dikenler olduğu gibi ellerinize batıyor sevgili seyircilerim. Sizin de elinize batıyor. Tabii benim de elimde var. O kadar seviyorsunuz ki kaynananızı, bakın bütün eliniz burada diken olmuş. Gösterelim onu izleyicilerimize. Her taraf diken olmuş sevgili seyircilerim. Ayşe Hanım efendi değil mi? Evet Ayşe. Kaç yıldır kaynananız efendim? 5 yıldır. Ya... Pek memnun değilmişsiniz gibi geldi. Yani biz bu mevzulara umumiyetle... Orada oturuyor, gidin bakın, siz bir tanışın isterseniz. Hiç seslenmeyin, beni gördüğünüzü söylemeyin. Ha, ama size iyi davranır o. Öyle mi? Niye? Size iyi davranmıyor mu efendim? Ya kaynana yani işte kendi kızına davrandığı gibi davranmaz ki. Bakın işte git topla dedi, topluyoruz. Nasıl, ayrı gayrı mı yapıyor kızıyla gelini arasında? Tabii. Sorsanız kızı gibiyim ama. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Oo, biz istemeden bir derdin tam ortasına düşmüşüz. Onun sevgili. Bunun daha beteri. Otomatik dikenli. Baktığınızda görmezsiniz. O bana çıkar sadece. Bunun başka bir adı var mı efendim? Ne bileyim, bir incir de deniyor buna. Frank inciri. Öyle bir şey diyorlar ama biz kaynana dili diyoruz. Kaynana dili. Bunun ama ne kadar kötü bir şey sizin için. Evinizin önünde kaynana dili var. Evin içinde de... Gerçeği var. Allah Allah, biz bu kaynanayı merak ettik. Artık kendisiyle tanışmak neredeyse boynumuzun borcu oldu. Bu kaynana dili denilen kaktüs çiçeğinden daha dikenli dili olduğu iddia edilen kaynanayı göreceğiz. Muhteşem kaynana, dili dikenli kaynana. Az sonra. Oldu. Bu yanındaki aşkarsız adam kim? 2 saatten beri bir inciri toplayamadın. Ne beceriksizsin sen ya? Ne beceriksizsin ya? Niye sinirlenmeyeyim? Her işin beceriksiz. Önü oğluma geldin. Hiçbir iş çıkaramıyorsun. O zaman ellerime su döküyordun. Pabuçlarımı çeviriyordun. Şimdi hiçbir şey yok. 2 saat oldu, 2 saat. Bir de yanında aşkarsız adam vardı. Onu da söyleyeceğim Ömer Bey'e. He. Hayır, sana inanmıyorum. Anne, televizyoncuyum, beni tanımadın mı? İnanmıyorum. Gel, kamera var burada. İnanmıyorum. Diken dilli kaynana geliyor. Az sonra. Dil hemen ahanda göründü. Vallahi geliyor. Ben size söylemiştim. Ayşe Hanım. Daha söyleyeceksiniz. Hiç bana sormayın.
Aha. Bütün ağırlığıyla geliyor. Dur, dur, ezilme, dur, dur. Dur. Geleyim, alayım seni. Nasılsın anne? İyiyim hamdolsun oğlum. Siz isminiz nedir? İsminizi başlayın. İsmim Fatma. Fatma. Evet. Fatma, buyurun. Gelin dedi ki, bak benden duymuş olma. Evet. Kaynana dili dedikleri de bu şeyi topluyormuş. Hoş geldiniz. Siz devam edin toplamaya. Geldin, biz var bir istediğim bir şey. Bak topluyorum ya, yıklıyorum da. Ay istemiyorum ya. Sen ne yapsan sen ne yapsan istemiyorum seni ya. Bir tanedir, bir tane. Hiç yok şu. Allah'ım ben böyle bir şey, ben böyle bir şeye tanık olamam. Böyle bir kepazeliğe tanık olamam ben. Şimdi ayıklıyorum da sana. Bak, şimdi beğenilmek için bana o kadar hürmet etti, o kadar vaatler etti. Ay hiçbir şey yok. Oğlana göstermelik. İşte bir çay, kahve şu bu. Oğlan gittikten kere neredeyse ben öleceğim. Efendim bu meyve gelininiz dedi ki kaynana dilidir dedi. Doğru mudur efendim? Evet doğru. Bu sabahları toplanır. Şimdi ama öğlen sıcağında topluyor gelin. Toplamamış, kalkmıyor. Yatıyor. Nasıl yatıyor? Yatıyor, sabah erkenden kalkmıyor. Oğlumu yolcu ediyor, ondan sonra içeriye giriyor, yatıyor. Yapma Fatma anneciğim, Allah Allah sen ya. Az önce gördüm, kızın bütün ellerinin üstü diken diken olmuştu. İnanmayın, inanmayın. Kendi gözlerimle gördüm ayol. İşte bir şey oğluma göstermelik yapıyor. Hem sonra ben kız arıyorum. Üstüne kuma getireceğim. Ne? Duymamış olayım ya. Bu çağda böyle şey olur mu? Olur. Niye olmasın? Olur. Bu çağda gelin, daha güzel olur. Gel hele bir. Gel. Hı? Gel hele bir. Ayşe Hanım. O kızınca söyler öyle. He? Söyler öyle kızınca. Ama o böyle... beni çok sever. Yok yok. Sen sevmiyor musun Ayşe'yi? İşte. Alırken çok seviyordum. Ama şimdi hoşlanmıyor. Üstüne kuma getireceğim ne demek ya Fatma anne? Buldum bile. Ne? Buldum buldum. Buldum. Kuma da alacağım. Daha ona neler yapacağım daha. Yasal değil ki. Kuma olur mu canım? Bu çağda artık kuma diye bir şey kaldı mı? Kaldı kaldı. Herkes yaparız biz. Ne? Babamın üçüncü hanımıymış. Sen üçüncü hanım mıydın? Evet. senden sonra bir kuma geldi mi üstüne? Geldi. Kumalar arasında büyüdün. Evet. Canım sen bak eziyetini çekmişim be annem. Kumalar arasında eziyetini görmüşsün sen. Hayatın acılarını gör. Bu kıza niye yaşatacaksın, zorun ne? Gelinim de çeksin. Benim çektiğim gibi gelinime de ok olsun. Olur mu öyle şey? Hadi şaka yaptığını söyle canım kuma konusunda. Yok yok. Ölmeden oğlumu vereceğim. Niye veriyorsun ya? Evli oğlun, senin oğlun evli. Ya ben bu kızı sevmiyorum artık ya. Abi yüzüne söylenir mi böyle şey? Söylenir. Söyler. Ama gelinin dedi ki benim kaynanam bir tanedir dedi. Dünyanın en tatlı, en şeker kaynanasıdır dedi. Şu gördüğünüz kaynana diline hiç benzemez dedi. Şeker gibi, bal gibi tatlı bir dili vardır dedi. Söylese de ben artık bu kızı sevmiyorum. Ben oğlumu kuma getireceğim. Ya olmaz oğlum. Bak valla. Ben bu kızdan hadi hadi şaka yaptığını söyle. Hayır şaka yapmıyorum. Tövbe estağfurullah. Acaba bu gelin kaynana çatışmasının sonu ne olacak? Şu olacak, onu da size söyleyeyim. Gel Ayşe'cim. Gel. Öp bakalım sen bir kaynana. Bir şöyle bir anne gibi öp be. Şöyle bir sarılın bak, bir koklaşın bakalım be. Bir koklaşın bakalım be. Affediyorum gelinim, affediyorum. Anamın her şeyi dilinde. Öyle mi? Tabii. Ben size söyledim onu. Sen eğlendin değil mi? Biz de öyle kuma getireceğim. Gelinden memnun değilim. Gelinimin mesut olmasını istiyorum. Önünüzde artık. Eğer sizin de kaynananızın dili böyleyse bunu soyuyorsunuz. İkram edelim lütfen. İkram edelim. Kaynananız bundan bir yudum alıyor. Güzel bir ısırıyor. Afiyet olsun, bal şeker olsun kaynanacığım. Ay çok güzel. Bu ham hali, bu soyulmuş hali. Peki bu kaynana dilini, bu dilli kaynana yiyince ne oluyor? Geleline sarılıyor. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Thank you.
yüzyıllardır devam eden en az gelin kaynana çatışması kadar eski olan bir tartışmayı sonlandırmaya çalışıyoruz. Ahan da arkamda görmüş olduğunuz bu bitkinin adı ne? Bir kısım diyor ki... Kaynana dili. Diğer kısımsa diyor ki... Frek incir. Bu bitki... Frek mi vardı burada? Nereden frek incir olacak? İnciri diyorum ben. Benim bildiğim frek incir. Kaynana dili her yere sor. Frek inciri. Benim kaynana dili. Frek inciri. Kaynana dili. Frek inciri. Sende daha iyisi var ama kaynana dili bu. İddiamı asla kimseye vermiyorum. Bu... İncir de frek nereden çıkıyor ana? İnciri. Kaynana dili. Frek. Kaynana dili. Frek inciri. Ben sonradan takma atlar bilemem. Frek inciri. Ama sonradan takılmamış. Yüzyıllardır böyle söyleniyor bu. Kaynanalar var olduğundan beri bunun adı kaynana dili. Kaynana dili mi, frek inciri mi? Bu tartışma bitmez. Biz Bodrum turuna devam ediyoruz. Denizli Tavas Kayapınar'dayız. Kan çekiyor, kan. Kan. Bunu böyle... Kolay gelsin. Anneyle dedi de yaşlı biraz dedi. Kolay gelsin. Merhabalar. Nasılsınız? İyi. Nasılsınız? Bayağı odun kalmış biraz. İyiyim. İyi. Zor olmuyor mu bu yaşta bunları kesmek? Yarmak? Olan yarar. Ben yarmam. Ha. Olan yarar. Öyle çoluk çocuk sahibi olmanın faydaları. İsim? Mustafa Ali benim ismim. Mustafa Ali. Ne iş yapıyorsun dedem? İleşmelik yaparım. Var mı hayvan? Hayvan var. Koyun, kuzu? Koyun, keçi, koyun. Onları da gidiyorsun. Onları gidiyorum. Hanımın mı? Hanım. Ne zaman evlendiniz? 60 sene geçti ben evlenmeli. 60 sene? Geçti. 62-63 sene oldu. Maşallah. Hmm. Senin yaş kaç ki? Yaş benim sen hemen 80. 80 neredeyse. 80. Hay maşallah. Bir ömür geçirdin hanımla. Ömür geçirdik. Allah mutlu etsin. Bununla evlenmeli 46 sene. Böbürünle 62 sene. Buyur. İki tane. Ha. Ha, evet. Evet, bir pir durumları bahis mevzu gene. İki hanımı? Hanım iki. İkinci hanım mı? İkinci hanım bu. İkinci. Birinci hanım nerede? Davardı geçiden. Ha, biri davar gidiyor. Hı-hı. Öbürü ev işlerini yapıyor. Üçüncüyü de alaydın, o da yemek yapar. Şuna gidiyor gevrek yere. Birinci hanımdan kaç çocuk var? Beş birinden var. Bir tane bundan var. Altı tane çocuk var. İsim neydi annem? Ümmü. Ümmü anne. Hı. Sen dört çocuklu adama mı vardın? Hı. Genç kız mıydın? 25-24 yaşlarındaydım. Evlenmemiştin. Hı. Dört çocuklu adamdan başka kimseyi bulamadın mı köyde? Bunu beğendim de bağırdım ya oğlum. Evli olması önemli değildi senin için. Annen baban demedi mi ya, o evli dört tane çocuğu var. Anam baban dinleyen kim, bayağı sevdim de bağırdım. Adamı beğenince anayı babayı dinleyen kim? Beğenirdim onu. Peki iki tane hanım olsaydı sen üçüncü olmayı gene kabul eder miydin? Öderdim. Bulgar'da diye çok söyledim. Bulup gelmedi. Ha, sen bir tane daha istedin. Bir daha da hindi bile söyleyeyim, bir daha daha Bulgar diye. Niye? Yetmiyor mu iki hanım eve? Canım üç olsa daha iyi olur. Dört olsa daha iyi olur. Hep bakar beğenir miydin adamı? Hmm. Ne derdin? Onu çok beğenem vardı gençliğinde. Bu gençliğinde bet güzeldi. Hindi koca da değil oldu oğlum. Canım siz de güzelmişsinizdir herhalde. Kim bilir. Yani. Sizi de beğendiğine göre. Tabii. Hmm. Sen evliyken de seni beğenenler var mıydı dayım? Bilmiyorum. Belki varmıştır orasını, bilemem tabii. Sen radarlar açık değil miyiz öyle? Onu bilemem. Peki siz beğeniyordunuz. Nasıl oldu bu? Bu iş nasıl oldu? Yani o mu söyledi size? Amca mı söyledi? Amcam söyledi. Ben varcan diye ben kendim söyledim. Aldık verdik birbirimizi. Kaçtık bağırdık. Üstünü yiyeceğim oğlum.
Kaçtın mı yoksa sen? Kaçtım geldim yanına ya. Kaçtın geldin adamı. Dört çocuklu adama kaçtın. Kaçtım geldim. Bu nasıl ikna ettin sen dayım ya? Bunu mu? Ha. Nasıl gönül ettin demek istiyorsun? Ha, gönlünü nasıl ettin? Oldu bunun gönlü ya. Nasıl oldu işte. Nasıl oldu yani? O zamanlarda bir altın kadına cinayet çok sever. Biraz altın baktım ben buna. Bu altına aldandı bu. Kaç altın? 10 tane. Sen 10 tane altına mı aldandın? 10 tane altına. Doğru da inanma. Adamı beğeniyormuşsun sen canım. Adamı beğeniyordum adamı. Altın ne oldu ki ya? Altın gel geç abla. 10 tane altın bugün var, yarın yok. Yok. Hala beğeniyor mu adamı? Beğen, ben severim. Güvence duramam hiç. Öbür hanımından, ilk hanımından daha mı çok seviyorsun sen bunu? Ondan fazla severim ben. Bu da ben seveceğim. Vatan mı da ben? Sen hangi hanımı daha çok seviyorsun dayım? Şimdi bunu birini seversen birini atsan bu geçim yapılmaz. Anladın mı? Demek 46 senedir bunlar ikisi bir tabaktan yemek yiyorlar. Aynı evde oturuyorsunuz. Aynı evde oturuyoruz. Aynı çatı altında oturuyoruz. Peki geldiğiniz zaman ilk eşi size tepki göstermedi mi? Kızmadı mı size? Hayır. Nasıl kabullendi sizi? Kabullendi. Ben al geldi de teklif et al geldi ya. Siz söylediniz yani ben bir daha evleneceğim tabii dediniz. Tabii ya tabii. O da al gel bari dedi. Aldı ya. Kızmadı mı? Hayır. Ağlamadı mı? Ağlamadı. Beni sevmiyor musun demedi mi? Hayır. Ben yapamam kumayla demedi mi? Gül gibi 46 sene geçti gitti yani. Geçti. Üstünüzde de birini daha alsa sorun değil. Sorun değil. İstersem iki tane atın alsın gelsin. İki tane atın alsın gelsin. Sorun değil. Kıskanmıyor musunuz adamı? Ya da neden bunu kıskanalım da? Niye oğlum kıskanıp da bunu? Yaşı olmuş 8'den. Ya 80'inde kıskanmıyorsun da siz geldiğinizde bu adam aşağı yukarı işte kaç oluyor? 35 yaşında, 36 yaşında falandı. Gençti o zaman. Kıskanmıyor muydunuz diğer hanımdan? Niye dedim kıskanalım da? Daya kıskanmadık hiç. Hiç kavga etmediniz mi? Hiç kavga etmedik. Peki iki hanımı idare etmek zor değil mi? Bana göre hiç zor gelmedi bilmiyorum. Nasıl zor gelmedi? Gelmedi hiç. Dövüş kavga yapmadık. Üçümüzün arasında hiçbir dedikodu bir şey olmadı. Siz böyle höt deyince dururlar mı? Demem zaten. Gerek yok. Çünkü bana karşı öyle bir hareketsizlik yapmazlar ki ben onlara hayıt diyeyim. Ters mi bakarsınız böyle kızdığınız zaman? Hayır. Ne yaparsınız? Çeker giderim. Güler yüzüne karşılarım. İki hanımı idare etmenin yolu güler yüz müdür yani? Bilemem galiba sıra. Peki nasıl idare ediyor? Nasıl bir eştir? Ama bunu her bir insan idare edemez. Öyle mi? Tabii ya. Dedem iki evliymiş, babam iki evliydi. Onlar adamdı be! biz neyiz? Biz de adamız canım da hani. Oğlanlardan var mı iki evli yok, olan? Yok. Onlar hayırsız mı çıktı? Ne bileyim. Onlar tek evli. Onlar hanımlardan mı korktular acaba? Benim de üç oğlan var zaten. Biri bekar. Biri evli. Evet. Biri dizler ömrü öldü. Tamam. Allah rahmet eylesin. O evli olan hanımından korkuyor mu acık? Birazca. Babasına çekmemiş mi yani? Hayır. Gevşek. Gevşek mi acık? Senin gelin tuvalete gitme diyecek. Senin olan 15 gün gitmez mi? Gitmez. Üçüncüye var mı niyet? Hayır. Niye? Kabri kazdırdım ben zaten. Kabri kazdırdım. Kabri kazdırdık artık. Dünya nimetleri. Onlar bitti. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Allah sana. Hadi. Uzun uzun emirler versin. Sağ ol dayım. Tabii bir daha bir ya, hani bir kazaklık bulaşır bir şey. Allah mesul etsin. Hoşt. Tamam hoş demedim tamam pardon. Efendim dağın başında bir çadır. Gördüğüm kadarıyla yaşlı da bir amcacığım.
Acaba çoluk çocuk buraya mı gelmişler, burada ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Şurada bir kulübe, içinde bamyalar görüyorum. Burada açık hava ateşi, ocağı. Burada da yünler. Selamünaleyküm amcacığım. Nasılsın? Efendim sizin isim nedir? İşim koyun gidiyorum, buralarda uğraşıyoruz abi. Ya ne abi, dayı, amcacığım, dedeciğim, babacığım, estağfurullah. İsmin nedir, adın ne? Ümmet Akın. Ümmet Akın. Annemin adı ne? Havna. Hava. Havva. Evet. Yaş kaç? Yaşım, doğalı yaşıyorum, bilmiyorum kaç yaşındayım. Kaç yaşında Havva Hanım? 40-45 var. Bundan yaşı 40-45. He. Sen o zaman 62-65. 65 benim. Ha, doğumu söylediniz. Ha, 1934 doğum. Çoluk çocuk var mı? Yok dayı. İki başınıza mısınız? He, iki başa dayı. Ne zamandan beri burada kalıyorsunuz? Burada 10-12 senedir kalıyorum. Birinciyi çıkardım, ondan oldu. Bundan da. Niye buraya geliyorsunuz dayı? Dağ başı daha mı rahat? Dağ başı daha rahat. Kaç koyun var dayı sende? Benim 60 yıldızdayım. Ben etsem 200 koyun ederim de. Yok gari, havasım yok. Bu seneden ki ben de satacağım dayım. Çoban filan bulunmuyor. Kendin mi bakıyorsun? Kendim güdüyorum. Bulsam vallahi çoban tutacaktım dayıcağızım. 200 koyun yapardım diyorsun. He yani. Yapardım, çoban yok dayı. Bulunmuyor. Peki dayı, burada bir başınıza, dağın başında ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Burada un getiriyoruz. Köpek yallığı getiriyoruz. 3 haftaya bir, 4 haftaya bir sandıklıya gidiyoruz. Can hepsini istiyor. Ondan alıp geliyoruz dayıcağızım. Burada başın rahat. Çok rahat. Kafan dinç. Dinç. Efendim. Efendim. Aşağıda daha mı sıkıcı hayat? Daha mı? Hayır, çok sıkı dayım. Çok sıkı. Şimdi senin dediğin Allah kapısından versin. Sen ne mesleğindesin? Ben televizyonculuk yapıyorum bu arada. İyi efendim şey. Şimdi akşam ezanı çıkarsın. Gün doğasıya giz 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 kisilersin koyunu. Ha. Buranın koyunu lezzetli olur derler dayı. Çok mi? Çok doğru. Sebebi nedir? Sebebi suyundan, otundan dayım. Bundan. Ha. Vallahi yemedim. O köpeklere atıvurdum. O şey pişmiş hazır tavuklardan çiğ aldım geldim senin dediğin gibi de. Yenmiyor. Nasıl, pişmiş hazır tavuk mu aldın sen? Orada şey çiğ tavuklardan laylon içinde aldım geldim. Yiyemedim, keçe gibi. Bunlar nedir dayım? Bunlar yapar, bunları döşeye koyacak yatağa. Annem mi yapacak onu? Ha. Peki dayı, be bu dağın başında elektrik yok. Su yok, televizyon yok. Fener yakıyor baba. Ne feneri? El feneri. Mazotuna gaz yağı bulunmuyor. El feneri yakıyoruz dayım. E böyle kurt murt inmiyor mu ya? Korkmuyorsunuz mu? Sözüm ona domuz geliyor. Onu da köpekle yakın olsa öldürüyor. Köpek domuz mu öldürüyor? Öldürüyor. Domuzlar öldürüyor. Canavar da çok yiyen. Böyle kaş kara adımı alet direkleri o yaka bu yaka böyle inlerayo gibi tutuyoruz yatasıya. Kaç köpek var? 3 tane. 3 köpek başka? 60 koyun. 60 koyun. Şu beyaz şey ha arkadaş. İşte beyaz kışın bundan geldim abi. Eski kuvvet yok, hastalandım. Ankara'ya gittim. Ankara'da bizim yiyen İstanbul'da Abdurrahman var. Da o doktor iyiymiş. Yarım çay bardağı su verdi bana. Su aldı akciğerden. 4 kutuda hap yazıvadı. Yazıvadı hapla sandıklıda yolunu sandıklıdan. Bu arkadaşın bir adı var mı eşeğin? Eşeğin, eşek çocuğum ona. He. Ayranlar da hazır. Hazır evvel Allah. Böyle buyurun, buyurun, buyurun. Ben yere batırım. Gel, 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 gel. Böyle güzel hanımın elinden de ayran içilir be dayım. Evvel Allah, evvel Allah. Halallerden halal olsun Allah. Bela kaza geçirmesin. Nasıl? Papaz olduk, kocadık gari. Allah bela kaza geçirmesin. Amin. Siz nasıl evlendiniz? Yandım buna ben. Yandın mı? Ha. Nasıl yandın? Vermeyelerde kaçıyordum. Verdiler gari.
Nerede gördün de yandın? Okulda okuyordum, bu da büyüdü, yandım. O da yandı mı sana? Yanma mı? Sen nasıl oldu bu? Nasıl gördün de aşık oldun be dayım? Abi kapma geçtik. Gezdikçe gezeceğim geldi gezdikçe. Oturdu da sellim kallim. Okulda okurka yandık işte, işte ikimiz. Okulda yandık da gezdikçe gezeceğim geldi. Böyle abi. Babamdan anamdan izinsiz de dedim olmaz. Gönlün et dön al varın dedim. Şimdi de otursam ölüne kadar oturuyorsun abi. Böyle. Kapma deli geçlik. Özlüyor mu gençliği dayım? Lan ne diyorsun sen abi? Vay 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 vay. Alt üstte değerdik dünyayı. Şu evi bir gezdirsene bize. Buyur. Evi bir gezdir bize. Hangi evi? Sizin evi. Şurayı mı? He. Bunlar yakacak mı hava ana? Kar yağmur mamur yağdı mı kozaları yakıyoruz. Çuvallara koyuyoruz. Bu sizin yakacak. He, sobada yakıyor. Burası da sobalı ev. Bu habalarını yudum da ıslak habaları. Habalar ıslak olsun. Bağırma be! Ne bağırıyor bu? Çelik konstrüksiyondan sonra yeni bir ev. Ahşap konstrüksiyon. Bunu sen mi yaptın dayım? Arkadaşlar yapıyordu. Allah razı olsun. Mutfak neresi? Bura. Nerede? Göremiyorum ben. İşte mutfağım da bura. Bunları oran çeşmede yürüyoruz. Şurada buna var ağacın gibi dolu koy. Bulaşıkları orada yıkıyorsun. Ben ölsem sevinir diyor be. Ne onu beğeni abiydi açıkça tırılda. Böyle abi. He. Daha gelmeyelim diyor. Mal getirme diyorum. Benim vaatim yok. Benim tutmuyor. Satma mal diyorum da satmıyor. Ondan ötürü geçinmiyoruz biz bundan. Kavga mı ediyorsun? Kavga ediyor ya. Yandığın adamla niye kavga ediyorsun? Geçliğinde yandım, kocadım gari, onun yeğeniyim. Ben mal filan istemiyorum gari, yoruldum, durdum, kocadım. Hakkından gelemiyorum, gücüm yok. Ama aslan gibi adam bak, yakışıklı, dinç. Daha ne kavga ediyorsun ya? Verelim bir daha gencisi, Kürt'ten getireceğiz, buralarda filan, bunun kendine dediye verelim. Olur mu öyle şey ya? Olma mı? Duymamış olayım. Olur mu öyle şey canım? Olur olur iyi olur. Bu yaştan sonra nasıl laf olur? Burası neresiydi? Peynirlik. Peynirlik burası. Ha. Kiler mi yani? Ha. Kiler. Kiler. İleri geri soğuk. Marmasat gibi girmesin diye bunları kapı ettim. Burası. Otlar var burada. Ama otlar buzağlara veriyorsun. Hadi verelim. Hadi beraber verelim. Efendim sevgili arkadaşlarım. Size iyi yolculuklar. Eyüpçüğüm, Muhammedçiğim, size iyi yolculuklar. Ben buradayım. Mikrofonu da alın. Hadi güle güle. İsim nedir? Hasret Uğur. Hasret. Evet. Hanımın mı? Evet. Karı koca mı çobanlık yapıyorsunuz? Evet. Hayırdır? Hayır işte vakit geçiriyoruz. Hanımdan kopamıyorsun mu? Hanım 11 yaşında geldi. Buyur. 11 yaşında geldi. 11 yaşında evet, evlendiniz. Evet. Aşağı yukarı 30 senelik olan. Can 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 güzel can. Yenge isminiz? Sultan. Sultan Hanım. He. Sultan çobanlık yapar mıymış canım? Yeah. Siz ne zamandan beri yardım ediyorsunuz eşinize? 5-6 senedir yardım ediyor. Memnun musun halinden ablam? Memnunuz ya. Tavsiye ediyorsun mu hanımlara çobanlığı? Tavsiye etmem ben. Ne faydası var? Ekmek davası, onlar yetmez, ne yapacağız? Ayrı, hani onun haricinde bir şey, hani evinizde otursanız rahat rahat komşular size gelse, siz komşulara gitseniz. Komşumuz yok, nereye gideceğiz? Nasıl yok? Bizim bu başka yer yok. Burası mı ev? He, başka yer. Hakikaten dağın başında. Yok, başka köyümüz yok. En yakın ev nerede? Aha, en aşağıda. Yakın da, başka ev yok o da. Allah korusun, komşunun külüne muhtaç olsan kül alamayacaksın. Sürüden hiç ayrılma. Bunlar ne bu kalanlar? Bunlar pancar kafası. Herkesin ayrı mı? Tabii. Sizin... Orada mesela herkesin bu parça parça bak zaten bellidir. Sizinki hangisi? Bizim yok. Yok.
Hayır. Bizim bu hayvandan başka hiçbir şeyimiz yok. Peki bu pancağı kafasını sizin koyunlar yese komşular mı kızıyor? Evet. Çünkü onlar kendi koyunlarından mı yazıyor? Onlar kendi hayvanları, sığırları yediriyorlar bunları. Bir 11 yaşında nereden icap etti hanım almak? Şimdi bu çocuk ya da var. Ya çocuk, bu benim akrabam. Benim mesela 4 tane çocuk var. Bunların en büyüğü hiçbir şey yok. Onun küçüğünün kulağı ağır duyuyor. Onun küçüğünde bir şey yok. Onun daha küçük yine ağır duyuyor. Akraba evliliği. Tabii. İyi bir şey değil aslında. Az bekleyeydin, ne bileyim, bir 11 yaşındaki ya, sübyen. Köy yerini, cahillikten başka bir şey değil bu. Sultan abla. Ya 11 yaşında evlenmişsin. Buban Bey'de. Buban Bey'de. He. Akranların seksek oynuyordu, ip atlıyordu ablam ya. Biz vallahi bir şey yapamadık. Çektiler, aldılar. 11 yaşında çocuk ne bilir kocayı, ne bilir evliliği. 11 yaşında koca gelme, ben kocanın ne olduğunu bilmiyordum ki. E bilinmez ki ablam. Oyun oynamaya geliyor zannettim ben. Evcilik oyunu mu zannettim? He. Peki. Bunu ben hiç görmedim ki. Nasıl? E bu oy gelmiyorduk eve. Buam diyor, o senin kocan dedi. Tamam. İş bitti. Düğün dernek olmadı mı? Oldu de. O zaman gördüm. He, o zaman gördüm, bir daha görmedim. Bir daha önceden bir tanışıklığınız falan yok. Vardı, halamın oğlu bu benim de. Kardeş çocuğuz biz. Hani gelip gitme olardı. Çocuksunuz, hani küsmüşlüğünüz oluyor muydu? Konuşmayacağım seninle. Vardı öyle canım, küsettik. E çocuksunuz çünkü de. Belki kaç yaşında anne oldunuz abla? 15 yaşında mı la? 15 yaşında mı falan. Yani 15 yaşındaki çocuklar. Geldim, ertesi sene asker gitti bu. Asker yolu da beklediniz. Bekledim canım. Çok kız gitti benimle. Niye? Kayınvalidem. Beyiniz askere gidince kayınvalidenizden annenizin evine mi kaçtınız siz? Hı. Yapamayacağım ben burada, duramayacağım diye. Çok güzel bir aklı, godum gittim. Kötü mü davranıyordu kayınvalideniz size? Kötü davranıyordu. Küstünüz. Küsüdük, koduk gittik. Aldım topumu gittim. Zor değil mi peki koyunlarla uğraşmak? Ya ne yapacaksın, işin bu. Başka bir iş yok ki. Tarla tokat yok. İş bu. Yani istemem mi, ne evde oturup da hanım alıp şey canım, hani çayın olsun, komşulara gelsin. Adam çalışıp gelip de ben yemez, istemem mi? Biraz mecburiyetten bir, mecbur yani. Ya mecbur. Ekmek bir de lazım. Derler ki dağda bayırda dolaşınca kilo verirsin. Hani siz hep ben yiyorsun. Aksini ve şey diyorsun, alıyorsun. Niye böyle? Çalıştıkça alıyorum ben. Hani ne bileyim, böyle büyük şehirdeki hanımların arayıp da bulamadığı şey dağda bayırda temiz havada uzun uzun yürümek. Sen her gün yürüyorsun ama vallahi maşallah. Vallahi ben sabahleyin yine 6'da kakarım, namazımı kılarım. Allah kabul etsin. Ondan sonra de 11-12'ye kadar ayaktayım. Bir yemek yemeye oturun. Yemeği herhalde sağlam yiyorsun ki sen Sultan Hanım. Ne adı sağlam yiyoruz? Beren her işte bir çocuk. Yiyor ama. Kilo alıyorsun ya. İşte su içsen hani yarıyor derler. Yarıyor. O bakımda. Yarıyor. Adam idare etmek mi daha kolay? Koyun idare etmek mi daha merak ettim şimdi, hani hanımlar aslında erkekleri parmaklarını oynatır, avuçlarını alırlar ya. Bizim bu nereye parmağını falan oynatacaktığın şeyler. Yani adamı idare etmek daha zor. Zor. Koyun gitmek daha kolay. Koyuna çıt 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 devir ama. Ne diyor? Nasıl diyorsunuz koyuna? Rıt deriz. Aa, ben de etkili oluyor. Senin adama geçmiyor bu laf. Demek biz etkileniyoruz. Sana... Hayvan pazarındayız sevgili seyircilerimiz. Sizin efendim ineklerin özelliği nedir? Neydi? Hayır, çek çek dedin de. Evet çek diyor. Bu ineği çekeceğiz mesela. Seninkinin özelliği ne? Ben kendiminkini çekeceğim ben de. Senin kendi ineğin. Beni çekeceksin. Ha seni. Ha. Çekeriz. Hadi. Hoş değil ergen bu. Hoş değil ergen. Bu adam hoş değil ergenden yani. Hoş değil. Mantofon mu? Mantofon. 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 Siz nereden geliyorsunuz efendim? Ben Kütahyalıyım. Kütahya'dan mı getirdiniz? Kütahya'dan geliyoruz evet. Kütahya'dan geliyoruz biz. Bu hayvanlar sizin mi efendim? Bizim yani. Kaç tane getirdiniz dayı?
Yattık 25 tane. Kaç tanesi gitti? 25 tane sattık, ha şunlar kaldı. Kaçta geldin sen? 5.30'da. 5.30'da geldim buraya. Kütahya'dan kaçta çıktın? 3'te çıktım, 2 saat, 2.5 saatte buraya indik yani. Kamyonla mı geldiniz? Kargo arabayla geldim. Dayı sana helal olsun. Peki dayı be, bu dağın başında elektrik yok. Su yok, televizyon yok. Fener yakıyor baba. Ne feneri? El feneri. Mazotuna gazı bulunmuyor. El feneri yakıyor dayı. Böyle kurt murt inmiyor mu ya? Korkmuyorsunuz mu? Sözüm ona domuz geliyor. Onu da köpekle yakın olursa öldürüyor. Köpek domuz mu öldürüyor? Öldürüyor. Domuzlar öldürüyor. Canavar da çok yiyen. Böyle kaş kara adımı alet direkleri o yaka bu yaka böyle inlarıyor gibi tutuyoruz yatasıya. Kaç köpek var? 3 tane. 3 köpek başka? 60 koyun. 60 koyun. Şu beyaz şey ha arkadaş. İşte beyaz kışın bununla geldim abi. Eski kuvvet yok, hastalandım. Ankara'ya gittim. Ankara'da bizim yiyen İstanbul'da Abdurrahman var. Da o doktor iyiymiş. Yarım çay bardağı su verdi bana. Su aldı akciğerden. 4 kutuda hap yazıvadı. Yazıvadı hapla sandıkta yoğurmuş sandıkıdan. Bu arkadaşın bir adı var mı eşeğin? Eşeğin, eşek çocuğum ona. He. Ayranlar da hazır. Hazır evvel Allah. Dolan. Buyurun, buyurun, buyurun. Ben yere batırırım. Gel, 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 gel. Böyle güzel hanımın elinden de ayran içilir be dayım. Evvel Allah, evvel Allah. Halallerden halal olsun Allah. Bela kaza geçirmesin. Nasıl? Papaz olduk, kocadık gari. Allah bela kaza geçirmesin. Amin. Siz nasıl evlendiniz? Yandım buna ben. Yandın mı? Ha. Nasıl yandın? Bir mi eğlendi kaçıcıydım. Yediler gari. Nerede gördün de yandın? Okulda okuyordum, bu da büyüdü, yandım. O da yandı mı sana? Yanma mı? Sen nasıl oldu bu? Nasıl gördün de aşık oldun be dayım? Abi kahpa geçtik. Gezdikçe gezeceğim geldi gezdikçe. Oturdu sellim kallim. Okulda okurka yandık işte, işte ikimiz. Okulda yandık da gezdikçe gezeceğim geldi. Böyle abi. Babamdan anamdan izinsiz de dedim olmaz. Gönlün et dön varın dedim. Şimdi de otursam öğlene kadar oturuyorsun abi. Böyle. Kahpa deli geçlik. Özlüyor mu gençliği dayım? Lan ne diyorsun sen abi? Vay 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 vay. Alt üst ederdik dünyayı. Şu evi bir gezdirsene bize. Buyur. Evi bir gezdir bize. Hangi evi? Sizin evi. Şurayı mı? He. Bunlar yakacak mı Havva Ana? Kar yağmur mağmur yağdı mı kozaları yakıyoruz. Çuvallara koyuyoruz. Bu sizin yakacak. He, sobada yakıyor. Burası da sobalı ev. Habalarını yudum da ıslak habaları. Habalar ıslak olsun. Bağırma be. Ne bağırıyor bu? Oh. Oh. Çelik konstrüksiyondan sonra yeni bir ev. Ahşap konstrüksiyon. Bunu sen mi yaptın dayım? Arkadaşlar yapıp hadi. Allah razı olsun. Mutfak neresi? Bura. Nerede? Göremiyorum ben. İşte mutfağım da bura. Bunları oran çeşmede yünüyoruz. Şurada buna bak ağacın gibi dolu koy. Bulaşıkları orada yıkıyorsun. Ben ölsem sevinir diyor be. Lahını beğeni ağabeydi açıkça tırılda. Böyle abi. He. Daha gelmeyelim diyor. Mal getirme diyorum. Benim muhatım yok. Benim tutmuyor. Satma mal diyorum da satmıyor. Ondan ötürü geçinmiyoruz biz bundan. Kavga mı ediyorsun? Kavga ediyorsun ya. Yandığın adamla niye kavga ediyorsun? Yine geçliğinde yandım, kocadım gari, onun yeğeniyim. Ben mal filan istemiyorum gari, yoruldum, durdum, kocadım. Hakkından gelemiyorum, gücüm yok. Ama aslan gibi adam bak, yakışıklı, dinç. Daha ne kavga ediyorsun ya? Ev verelim bir daha gencisi, Kürt'ten getireceğiz, buralarda filan, bunun yerinde dedeye verelim. Olur mu öyle şey ya? Olma mı? Duymamış olayım. Olur mu öyle şey canım? Olur olur iyi olur. Bu yaştan sonra nasıl laf olur? Burası neresiydi? Fenirlik. Fenirlik burası. Ha. Kiler mi yani? Ha. Kiler. Kiler. İleri geri soğuk. Marmasat girmesin ya bunları kapattım. Burası. Ha.
Otlar var burada. Ama otlar buzağlara veriyorsun. Hadi verelim. Hadi beraber verelim. Efendim sevgili arkadaşlarım. Size iyi yolculuklar. Eyüpçüğüm, Muhammedçiğim. Size iyi yolculuklar. Ben buradayım. Mikrofonu da alın. Hadi güle güle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.